dünyanın gelişen ülkelerinde bir kavram ortaya çıkıyor. Biz hemen işte biraz önce sunum yapan hocamız da uzun yıllar aynı konuda Amerika'da çalışmış. Onlara çalışıyoruz, sonra Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye'de onunla ilgili bilim dalı merkezler kurup çalışmaya başlıyoruz. Sonra birkaç sene sonra başka bir kavram ortaya çıkıyor. Bunu aktarıyoruz. Bunlar tabii aynı zamanda bütün teknolojik ürünün de aktarılmasını sağlıyor. Kısaca söylemek istediğim şu, biz takip ediyoruz bilimi. Bilimsel gelişmeleri takip ediyoruz. Bilgi, orijinal bilgi üreten, evrensel boyutlarda kavram değişikliğine yol açabilecek boyutlarda bilgi üreten bir toplum değiliz. Ve bunun da bir takım sebepleri var. Burada bu kısa süre içerisinde bunu cevaplandırmaya çalışmak da pek mümkün değil. Ama en azından ben bugün buraya gelirken gençlerin de olabileceğini düşünürken onların biraz kafalarını karıştırmayı da amaçladım. Sağlıkta dün, bugün ve yarın neler olacak? Bunları kısaca size özetleyeceğim ama oraya geçmeden önce biraz bilimsel zihniyetteki geriliğimizin dinamiklerinden de bahsetmek istiyorum. Bu da benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım bir konu. Akademik hayatıma Erciyes Üniversitesi'nde başladım. Kendim endokrin uzmanıyım. Klinik ve düşünsel endokrinolojiyle uğraşıyorum. Burada hocamı da gördüm, çok memnun oldum. Bir gün çalışırken bir telefon geldi. TÜBİTAK'ın sağlık bilimleri şeyi var biliyorsunuz. Sağlık bilimleri araştırma grubu var. Hocam telefon etti bana, burada çalışıyor musunuz? Bir düşüneyim dedim. Öyle bir deneyimim de oldu. Yani 6 yıllık sıvak moderatörlüğü bir deneyim de oldu. Sonra 2 dönem Erciyes Üniversitesi rektörlüğü yaptım. Sonra da arkadaşımızın dediği gibi Türkiye Sağlık Kanseri Başkanlığı'nı kurduk. Tabii hep bunun ızdırabını çekiyoruz. Niye hep biz batıyı takip ediyoruz da kendimiz bir şey üretemiyoruz diye. Kısaca baktığımız zaman bu 8. ve 15. yüzyıllar arasında bizim medeniyetimizin bilimdeki altın çağıdır. Tabii bu insanlığa da bizim medeniyetimizin sunduğu en büyük bilimdeki hediyedir diyebiliriz. Çünkü birçok temel kavramlar bu dönemde. Aslında bu çok kısa bir listedir. Bunu uzatabilirsiniz. Yakın zamanda kaybettiğimiz dünyanın en büyük bilim tarihçisi, İslam bilim tarihçisi Fuat Sezgin Bey'in kitaplarına bakarsanız, bu konuyu çok derinlemesine inceleyen bir bilim adamı, 36 dil bilen bir hocamızdı. Maalesef kaybettik. Tabii 93 yaşındaydı sanırım veya 95 yaşındaydı. Burada hepimizin bildiği ve bilmediği isimler var ama yani bunlardan birisi sağlıkla ilgili. Çoğu tabii o zaman filozofların sağlığı, matematikçe bir astronomi her şeyle ilgileniyorlar. Filozof zaten demek o demek ama İbn Sina'yı özellikle işte binli yıllarda yaşayan İbn Sina bugün dünyadaki sağlık bilimini diyelim en önemli birkaç kurucusundan daha doğrusu üç temel kurucusundan biridir diyebiliriz. Ve daha sonra da 15. yüzyıla kadar ve en büyüsü de bu işe katarsak eğer bu medeniyetin bilimde en parlak olduğu dönem Endülüs'ün yıkılmasına sona ermiştir. Endülüs'ün yıkılması aynı zamanda Rönesans'ın Avrupa'da başlangıcına tekabül eder. İbn-i Rüşd gibi büyük insanları yetiştiren Endülüs'teki bu medeniyet aslında Rönesans'ın da temelini oluşturan unsurlardan birisidir. Çünkü oradaki eserler aslında Endülüs'ün nehirlerin mürekkep altını söylenir o zaman. Daha önceki Yunan, eski Yunan ve Roma'nın tercümeleri de yapılmış. O tercümeleri de Avrupa Rönesans'ın başlangıcında alıp Latin dillerine, kendi dillerine çevirmişlerdi. Ve Rönesans'ın başlangıcında önemli bir rol oynamıştır. Bu dönem maalesef bizim de yavaş yavaş bilimsel geriliğimizin, bilimsel zihniyetteki geriliğimizin başlangıcına tekabül eder. Bu 1206'da kurulan Geber Nesli Şifahanesi, bilmiyorum Kayseri var mı aramızda? Var, onlar iyi bilirler. Bu çok önemli bir merkezdir. Eğer Kayseri'ye giderseniz mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Burası bir şifahane olarak yapılmış, aynı zamanda da bir tıp okulu olduğunu düşünülür. Bunu Afet İnan'ın mektuplarından da anlıyoruz. Burada psikiyatrik hastaların tedavi edildiği üniteler var. Alttan ısıtma sistemi var, eczanesi var. Burada dershanesi var, orada derslerin yapıldığı bir tıp okulu. Bu da yine Selçuklular döneminde yapılan önemli eserlerimizden birisi. Yine bu bir
Fransızca Kartvelistan'dan alınma bir eser. 1402'de biliyorsun Bursa Ulu Camii yapılmış. Burada bakın gezegenleri, güneşin etrafındaki gezegenleri görüyorsun. Yani bir caminin ibadet yerindeki bir yapının duvarındaki bilimle ilgili, astronomiyle ilgili bir figür görüyorsunuz burada. Bu önemlidir. Yani bilime verilen örneğin, bilimle haşır neşir olmuş olan bir toplum örneklerinden birisi. Mesela yine Fas çizginden bir alıntıyı aktarayım size. Bir Semerkant'taki bir Türk beyinin kızı İbn-i Sina'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki Bağdat'la Semerkant arasındaki farkı, boylam farkını, enlem farkını bana hesaplayıp gönderir misiniz diyor. Yani Türk beyinin kızının uğraştığı konuyu vurgulamak bakımından söylüyor. Fakat daha sonra biz ne oldu? Bu Bernard Shaw'un meşhur bir eseri vardı, What Happened diye. Maalesef 16. yüzyıl, 15. yüzyıl ne derseniz deyin, bunu tabii bilim tarihçileri daha iyi bilirler. 16. yüzyıl veya 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar bizim bir gri veya karanlık diyebileceğimiz bir dönem var bilimde, bilimsel zihniyetteki geriliğimizde. Bu biraz da medreselerden fen bilimlerinin çıkartılmasıyla paralel bir şekilde gider. Sadece din bilimlerinin okutulduğu, artık fen bilimlerinin okutulmadığı bir eğitim sistemi oluşmuş medreselerde ve günümüze kadar bunun da sıkıntılarını çektik ve bu dönem aslında bilimden uzaklaştığımız, objektif bilimden, pozitif bilimden uzaklaştığımız bir dönem ve tabii bu aslında kültürel olarak kendimizden de biraz uzaklaştığımız bir döneme rastlıyor. Yükselen bir Rönesans, yükselen bir Avrupa, her gün bilimsel teknoloji gelişmeler oluyor, oradan bir şeyler biz durmadan almaya çalışıyoruz, orayı tanımaya çalışıyoruz. Ve bu sırada da Osmanlı yenilmeye başlıyor, savaşları kaybetmeye başlıyor, toprak kaybediyorsunuz, savaşlarda yeniliyorsunuz, gücünüz azalıyor. Gücünüzü kaybettikçe bu toplumsal bir depresyona, çöküşe, bozguna yol açıyor ve hala bunu toparlayabilmiş değiliz bu durumu. Ama bugün artık biraz daha sorunun nereden kaynaklandığını farkına varmış durumdayız. Bu kendi basit bir çalışmamdan örnek veriyorum özellikle gençler için. Endokrinle uğraştığımı söylemiştim. Bu Sella Turcica diye bir kemik var. Burada hipofiz bezi var. Bu hipofiz bezinin oturduğu kemiğe Sella Turcica diyoruz. Bu da onun görünüşü, damarsal vasküler yapısı. Niye Sella Turcica demişler? Türk eğerine benzediği için. Türkistan İngilizcesi, Türk eğerine benzediği için bir kemiğin Sella Turcica demişler. Yani şuna benziyor. Her gün biz bunu klinikte giderken işte Sella Turcica deforme, büyümüş, küçülmüş falan diye. Bir gün yine Sella Turcica'daki anormallik nedeniyle hormon bozukluğu olan bir hasta bakarken aniden bu Sella Turcica'yı acaba kim verdi bu isim, ne zaman verdi diye düşündüm. Muhtemelen herhalde bizden birisi vermiştir diye düşündüm. Maalesef 5 yıl süren bir çalışma neticesinde bir defa önce bu Türk eğeri nerede bulunur diye Türkiye'deki müzeleri aradık. Doğru düzgün bir eğer bulamadım Türkiye'de. Bakın eğer Türkler tarafından Avrupa'ya getirilmiş, Türkler Orta Asya'dan göçünce özellikle Doğu Avrupa'ya yayıldıktan sonra, Anadolu'ya geldikten sonra eğeri tanıtmışlar. Romalılar da eğer kullanıyorlarmış ama bu şekilde değilmiş. Şirke tarzında veya bir battaniye gözünüz önüne getirebilirsiniz. Atın sırtına seriyorlar, öyle biniyorlar atı. Ama eğeri Türkler tanıtmışlar dünyaya. Fakat bizim müzelerimizde ben eğer bulamadım. Doğru dürüst bu Sella Turcica'ya benzer. Bu Kremlin Sarayı'nda Osmanlı Padişah'ın hediye ettiği bir eğer. Bu bir Almanya'daki müzede güzel bir eğer. Bunu ne zaman, kim ne zaman vermiş diye baktığımız zaman 1627 yılında Belçikalı bir anatomistin ilk defa Sella Turcica ismini kullandı. Yani bizden alınan bir eğerin, ben maalesef ne müzelerimizde bir eğer bulabildim, ne de eğerle ilgili bir bilgiye rastlayabildim. Sonra bunu neyse bir yayınladık işte bilimsel bir şeyde. Türkiye ile ilgili bilgi de Amerikalı bir bilim adamının kitabından görüyorsunuz. Bu çok basit bir şey ama bizim kendi değerlerimize, bırakın evrensel bilgiye, kendi değerlerimize bilene kadar yabancılaştığımızın ve uzaklaştığımızın bir sonucu. Tabii bu Rönesans'daki gelişme, bizim Batı'yı tanımamız, 2. Mahmut döneminde başlayan ıslahat hareketleri ciddi bir şekilde kendimizi sorgulamaya başladığımız bir döneme rastlar. Yani 200 seneden beri biz çok ciddi bir şekilde batılılaşma,
hareketleri, bunlar çok uzun, detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Siyah Paşa'nın bu sözü çok meşhurdur. Diyar küfür gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm, dolaştım, mümkün İslam bütün viraneler gördüm. Bu bizim aslında batıya ve kendimizi iyi değerlendirdiğimiz cümlelerden birisi. Daha sonra tabii ne yapabiliriz diye ciddi bir şekilde bu toplumun düşünürleri çalışmaya başlamışlar. Batıyı anlamaya, batıya gitmeye başlamışlar ve özellikle geçen yüzyılın başından sonra Fransa başta olmak üzere Almanya ve son 30-40 yıldır da Anglo-Sakson ülkeleri özellikle Amerika'ya sürekli gidiyoruz, geliyoruz, öğrencilerimizi gösteriyoruz. Ve artık bizim de bilimsel geriliğimizin farkına vardıktan sonra bunu nasıl düzeltiriz diye de çalışmalar başlıyor. Fakat talihsizlik, bizim geçirdiğimiz büyük savaşlar, Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı yetişmiş bu toplumun bilimsel temellerini oluşturabilecek genç insanlarımızı kaybettiğimiz bir dönem. Bu çok dramatik bir şeydir. Birkaç milyon, milyonlarca diyebileceğimiz genç yetişmiş insanımızı maalesef bu savaşlarda kaybettik. Tabii bunları çok kısa şeye geçiyorum. Daha sonra biliyorsunuz meşhur 1933 reformu oldu. Atatürk o zaman yurtlarından sürülen Yahudi bilim insanlarını Türkiye'ye kabul etti. Bunlar Almanya'dan farklı ülkeler üzerinden Türkiye'ye gelerek Türkiye'de bilimin özellikle sağlık alanındaki bilimin kurulmasına ciddi katkılarda bulunmuşlardır. Ben yetişmedim bu hocalara ama son zamanlarda bildiğim insanlar var. Özellikle mesela Frank İstanbul Üniversitesi'nde diyabetle ilgili önemli gelişmeleri başlatan bir bilim adamıdır. Bunların bir kısmı gitmemiştir. Türkiye'de ölmüşlerdir ve mezarı buradadır. Şu anda bunlardan çok yaşlı olan birisini yakında kaybettik. Samuel Jafakov diye Türkiye'ye gelip daha sonra Amerika'ya giden Bulgaristan Yahudisi Refet Paşa'nın torunu. Yani Osmanlı şeyinde de paşa olmuş bir bilim adamının torunu. Bunların Türkiye'deki sağlık bilimlerinin özellikle gelişmesine çok ciddi katkıları oldu. Ve daha sonra da sağlık alanında aslında Türkiye'de büyük işler başarılmıştır. Özellikle bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılması, eradike edilmesi konusunda tüberkülozun çok azaldığı, tifüs gibi hastalıklar, veba zaten ortadan kalktı, kolera bizim gençliğimizde hocam da hatırlar. Çok sayıda insanın ölümüne açan, salgınlara yol açan hastalıklardı. Travma gibi. Bunlarla ilgili mücadele çok büyük ölçüde başarıyla sonuçlanmıştır. Yaşlılar bilirler, verem savaş dispanserleri, travma savaş dispanserleri gibi bütün ilçelere kadar yayılan mücadele, bu konularla mücadele eden merkezler vardı. Bunlar çok şükür bugün ortadan kalktı, çiçek gibi hastalıkları artık görmüyoruz. Yani sağlıkta aslında çok bizim büyük başarılarımız vardır. Özellikle de aşı konusunda, bazı konularda mesela kuduz konusunda aşı Osmanlıların son dönemlerinde yapılmış ve dünyaya da oradan yayılmıştır. Ama bugün hiç aşı üretemeyen bir toplum haline geldik. Peki niye böyle oldu? İşte bu bilimsel zihniyetteki değişiklikten dolayı oldu. Peki bir bilim insanı nasıl olmalıdır? Burada gençlere birkaç şey söylemek istiyorum. Bu aydın olmak, münevver olmak, entelektüel olmak aslında birbirine benzer kavramlardır. Belki nüans farkları olabilir ama aynı şeyi söylemek istiyorum. Bir defa geniş bir bakış açısına sahip olmanız lazım. Yani dünyaya şöyle değil ama şu şekilde bakabilmeyi bilmek lazım. Serbest düşünce sosyoloji önemli bilimde. Bu da aslında bir önceki maddeyle yakından ilişkili bir şeydir. Bilimsel konularda ön yargısız olmanız, elbette ki etik değerlere bağlı olmanız gerekir. En büyük problemlerimizden birisi bizim birlikte yaşama kültürümüz yok maalesef. Özellikle bu bilimde son derece önemli. Bunu yapamadığımız, yapamazsak eğer büyük işler başaramayız. Yine tecessüs ve merak kavramları var. Bu yeni Türkçe'de tecessüs pek kullanılmıyor. Aslında bunlar aynı şeyler değil. Ama maalesef bunun yerine merak kelimesini daha çok kullanıyoruz. Yine zamanın iyi kullanılmasıyla ilgili birkaç örnek vereceğim size. Bizim ciddi entelektüellerimizden birisi Cemil Meriç'tir bildiğiniz gibi. Gençlerin yine okumalarını mutlaka öneririm. Bakın ne demiş, entelektüel zamanın irfanına sahip olacaktır. Ülkesinin dilini, edebiyatını tarih edecek, dünyadaki belli başlı düşünce akımlarına yabancı olmayacaktır. Peşin hükümlere iltifat etmeyecek, olayları kendi kafasını inceleyip değerlendirecektir. Aslında biraz önce söylediklerimi özetleyen bir cümle. Yani kendinizi bilmeniz lazım, artı dünyayı bilmeniz lazım.
Bunun için de gençler mutlaka kendi dilimizi çok iyi bileceksiniz ki ve yine ilgili dilleri çok iyi bileceksiniz ki tarihinizi ve kendinizi bilebilirsiniz. Ve bir Batı dilini mutlaka çok iyi bileceksiniz ki Batı'yı anlayabilirsiniz. Bu ikisini mutlaka bir defa halletmeniz gereken bir mesele, özellikle bu yaşta. Çünkü dil öğrenmek yaşlanınca daha zor. İki medeniyeti bilmeden büyük işleri yapmanız yine mümkün değil. Bu maalesef Batı'dan aldığımız bir söz. Maalesef demeyeyim, yani bir takım kavramlar, güzel kavramlar, evrenseldir. Entelektüel, aydın, münevver insanlar fikirleri tartışırlar. Sıradan insanlar eşyalar, şunlardan, bunlardan, şeylerden bahsederler. Daha aşağı insanlar da birbirlerinin hakkında konuşurlar. Şimdi bakın, bu o kadar önemli bir kavramdır ki maalesef şu ikisini lütfen terk edelim. Yani olduğunu zannetmiyorum bu toplumda ama fikirleri tartışalım. Bu bizim toplumsal hastalıklarımızdan birisidir. Dedikodu yapmak, başkaları aleyhinde konuşmak, gereksiz yere, tabii bunları gider evinizde konuşursunuz, başka yerde konuşursunuz ama günlük hayatınızda, iş hayatınızda özellikle gençlerin bunları terk etmeleri, eğer yapıyorlarsa tabii, ve ikaz etmeleri gerekir diye düşünüyorum. Çünkü zamanın iyi kullanılması şart. Birlikte yaşama kültürü maalesef bizim bilim insanlarımızın en büyük sıkıntılarından birisi. Bu bir Yunan atasözü. Taş da yumurtaya çarpsa, yumurta da taşa çarpsa olan yumurtaya olur. Yumurtayı kırmamak lazım. O bakımdan bu bir kişi az, iki kişi çok diye böyle kötü şeylerimiz var bizim ama bunlar hep hayat tecrübesinden oluşmuş şeyler. Bir hoca geliyor diyor ki bana hocam ben yetmiyorum, bir kişi daha al diyor. Bir kişi daha alıyorsun, bir hafta sonra geliyor, kavga ediyorlar, ben bunu istemiyorum diyor. Bu maalesef böyle bir kültürün sonucu olarak ortaya çıkan umutsuz bir şey. Merak ve tecessüs, işte curiosity dedikleri İngilizlerin önemli bir kavram. Eskilerin bu tecessüsün tam karşılığı yok hocam şeyde. Merak, bunun karşılamıyor. Merakın çünkü olumsuz bir manası var. İnsanların olumsuz yanlarını merak etmek gibi bir kavram da var. Dolayısıyla bu ikisinin tecessüs kelimesini gençlerin mutlaka bilmeleri lazım. Bilgi tecessüs ve malumat merakla elde. Malumat aslında önceden bilinen bir şeyin farkına varmak öğrenilmesidir ama tecessüste daha önce bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkartılması vardır. Bu bir nüans farkı ama bugün bu kelimeyi maalesef kullanmıyoruz. Bilginizi saklamamanız lazım. Bu hocalara söylediğim bir kavram. Bir yabancı tıp kitabının başında şöyle bir ithaf yazısı vardı. Çok hoşuma gitmişti ve aldım. Bu kitabı bana en iyi öğrenmenin öğretmek olduğunu öğreten öğrencilerime ithaf ediyorum. Öğretmek, öğrenmenin en iyi yoludur. O bakımdan hocalarımız bir şey saklamasınlar. Eskiden hocalar öğretmezlerdi. Bilgiyi kendilerine saklarlardı. Tabii bugün bilgi çok yayınlaştı bu bilgisayarın yayınlaşması, iletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle ama yine de bir takım tecrübelerin aktarılması, bir takım bilginin, nüansların aktarılması çok önemli ki gelecek nesillerimizin bizden daha iyi olmasını sağlayalım. Aksi takdirde toplumun ilerlemesini sağlayamayız. Bilimde önemli kavramlardan birisi serendipity diye. Bu maalesef şeyi olmayan, İngilizceden başka dillere çevrilmesi en zor olan 10 kelimeden birisiymiş. Bu serendipity, accidental happiness diyorlar buna. Serendip Adası diye Sri Lanka'nın eski ismi Serendip Adası'ymış. İsmi öyle bunun. Farsçadan İngilizce'ye geçen bir kelime. Burada bilimsel çalışmalarımız esnasında farklı olaylarla karşılaşıyorsunuz. Daha doğrusu beklemediğiniz olaylarla karşılaşıyorsunuz. Ama bunlar bir mutlulukla sonuçlanıyor. Diyelim siz A alanında çalışırken, yani bir mutasyon tespit etmeye çalışırken hiç ilgisi olmadığı şekilde mikroskopla ilgili bir şey fark ediyorsunuz. Bakarken mesela bu üç boyutlu mikroskop Ebola virüsüyle ilgili çalışmalar esnasında keşfedildi. Yani buna benzer bir şey bu. İşte bu bilim adamının bakış açısıyla ilgili bir şey. Eğer konuya hakim olursanız, open-minded, geniş bakış açısına sahip olursanız hiç ilgilenmediğimiz alanda başka bir şeyin farkına varırsınız. Bilimdeki büyük gelişmeler bu serendipity dediğimiz kavramla elde edildi. Bu da gençlerin yine biraz önce söylediğim gibi vurgulamak istiyorum. Geniş, açık bakış açısına sahip olmalarının bir sonucu. Burada bir örnek vermek istiyorum. Serendipity ile ilgili Asıl Sancar bu şeyle ilgili çalışırken
DNA tamir mekanizmalarıyla bunun ultraviyole ile ilişkisini, tabii ultraviyole ile ilgili çalışmalarını yapıyor. DNA tamir hasarını oluşturmak için. Daha sonra düşünüyor, niye bu ultraviyole ile ilgisi var diye. Uçakta giderken Skylife'da bir şey okuyor. Türkiye'den dönerken orada bu biyolojik eğitimle ilgili bir yazı okuyor. Evet, bu biyolojik eğitimle ilgili bir yazı. Bakın işte bu bir hiç ilgisi olmadığı halde bir düşüncenin birdenbire kafasında doğması. Bu tabii bakış açısıyla ilgili bir konu. İlgilendiğiniz konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Ne yapmak lazım? Sancar'ı iyi okumanızı öneririm. Sancar, Aziz Sancar bir prototiptir bizim bilim insanı için. Burada olsaydı hiçbir şey yapamayabilirdi ama orada bulunduğu ortam kendisi Nobel'e kadar götürdü. Büyük sıkıntılar içerisinde, şimdi bizde şu yok, bu yok, işte para yok, cihaz yok falan. Aziz Sancar, laboratuvar faresi dedirler kendisine, 40 yıl aynı konu üzerinde çalıştı. Bugün bırakın siz 40 yıl, 5 sene aynı konuyla ilgilenen bilim adamı sağlık alanında bulamazsınız. İşte doçent olmak için yayın yapacak, yayın yapmak için tiroidle ilgili, adrenal bezle ilgili, hipofiziyle ilgili, bir sürü konuyla ilgili yayın yapması beklenir. Sadece bir konuyla ilgili doçent imtihana girdiği zaman ya arkadaş kusura bakma sen sadece bir konuyu biliyorsun. Bu çok insanın başına gelmiştir. Yurt dışında bir sürü bilim insanı da doçent olmamak için gelmemektedir. Yani doçent olamayacağı için Türkiye'ye gelmemiştir. Ve bu çok ilginçtir. Bir gün yeri falan da yok. 50 yere ilk buluşundan sonra 50 üniversite yazı yazıyor. Birisi teknisyen kadrosunda şu anda bulunduğu North Carolina Üniversitesi kabul ediyor. Ve orada çalışmaya başladıktan sonra bir gün oradaki bir çalışanlardan birisi bir bidondan hortum sarkıtmış, yıkanırken buluyor. Deli midir, nedir diye şikayet ediyor. Ertesi gün bölüm hocası çağırıyor. Ne yapıyordun sen orada diyor. Ben orada kalıyorum diyor. Yıkanma şartlarında yok. Öyle yıkanıyordum. Onun üzerine bir oda falan veriyorlar. Bu bilim adamı işte bu şartlar içerisinde böyle gelişme sürecini bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Büyük sabır istiyor, büyük sıkıntılara katlanmak gerekiyor. Öyle her şeyim olsun, bir şey yapayım, olmuyor. Yani bu tamamen bir zihniyetle ilgili mesele. Bu PTT'nin bir pulu, eğer bulabilirseniz alın bir hatıra olarak. Ve bakın burada diyor ki, her türlü maddi ödülün dışında bana nadiren bildiğim bir sükunet verebilir. Bu bilim insanının haz duyması, yaptığı işten zevk alması, bir şey bulduğu zaman, keşfettiği zaman ondan mutluluk sağlamasıyla ilgili bir mesele. Değişerek gelişmek ve gelişerek değişmek mutlaka genç arkadaşlar yapmanız gereken, sürekli gelişmeniz lazım ama değişerek gelişmeniz lazım. Bu da Ahmet Hamdi Tanrıların bizlere bıraktığı güzel bir cümledir. Kısaca dönecek olursak, bilimsel çalışmaların sağlık alanında bunlardan birisi hepinizin bildiği gibi klinik, temel bilim araştırmalarıdır. Temel bilim araştırmaları yine bizim zayıf olduğumuz bir alan. Bugün dünyadaki büyük gelişmelere baktığınız zaman geriye doğru giderseniz eğer yüzlerce yıllık, 300, 500, 1000 yıllık bir gelişmenin sonucudur. Yani birisi bir şeye bakıp da ben bunu buldum dediğinizde olmuyor, böyle bir şey değil. Bunun çok ciddi bir background'u vardır, bir temeli vardır. Birisi gelmiş bir taş koymuş, bir taş üstüne, bir taş üstüne ev öyle yapıyor. Kerpiç kerpiç üstüne biliyorsunuz, üzerinde türkümüz vardır. Bu şekilde, yoksa bizden bile bir şeyin farkına varamazsınız. İşte bu temel bilimler maalesef bizim zayıf olduğumuz alanlardan birisi. Türkiye'nin de buna çok öncelik vermesi gerekiyor. TÜBİTAK yıllardan beri bunu yaptı. Sonra işte TÜSEP kuruldu. TÜSEP'te bir bu genom ve yeni bilimsel gelişmelerle ilgili bir altyapı aslında sağlık alanında doğrudan bunun için kuruldu. Dünyada da büyük ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bilimsel olarak en çok bütçelerin verildiği temel bilim araştırmalarıdır. Bu konuda dünyanın en büyük merkezi NIH, SOFET, NIH en az bütçesinin %30'unu temel bilime ayırır. İki defa kendisi de yaptığı toplantıda üzüldüğünü söyledi. Daha önce %50 oranında temel bilime para ayırırken maalesef son yıllarda %30'unu ayırmak durumunda kaldıklarını Francis Collins belirtti. Düşünebiliyor musunuz? Yani Amerika bütün dünyadaki bilgileri toplayan ülkelerden birisi, birinci sıradaki bir ülke. Buna rağmen temel bilime kısıntı yaptıkları için bütçelerinde ki %30 çok büyük bir rakam. Onun da sebebi biraz sonra geleceğim bu dönüşümsel tıpla ilgili. Klinik araştırmalar sağlıkta son derece önemli. Fakat bunları ancak son zamanlarda gittikçe
daha çok iyi anlamaya ve kullanmaya başladığımız moleküler biyolojik ve moleküler genetik çalışmalarla beslerseniz bir değeri olmaya başladı. Yoksa işte A hastalığından diyelim mesela akciğer kanserinden 500 tane akciğer kanseri gördüm. Şu kadarı öksürüyor, şu kadarı öksürürken kan geliyor, şu kadarında şu ilaç var, bu kadarı şu kadar yaşadı, şu ilaç daha etkili. Bunlar önemlidir. Sizin hastaya yaklaşımınız bakımından, tedavisi bakımından ama bilime katkısı bakımından önemli değildir. Tamam, hastayı tedavi ederken elbette bu verilere ihtiyacınız vardır. Ama bunun bir evrensel bilime katkısı var mıdır? Hayır, yoktur. Dolayısıyla klinik çalışmalar ama eğer bunu moleküler bir altyapıyla destekleyecek olursanız o zaman daha insanlığa faydalı evrensel konularda bir bilgi üretebilirsiniz. Translational Medicine veya dönüşümsel tıp diye benim hoşuma giden bir çeviri. Bu son yıllarda üzerinde çok durulan bir kavram. Bu from bench to the bed dedikleri laboratuvardan hastanın kliniğine uyarlayabileceğiniz bir bilginin oluşmasının altyapısını anlatan bir kavram. Diyelim bir konuyla ilgileniyorsunuz. Mesela ben hipofiz beziyle ilgileniyorum. Hipofiz tümörleriyle ilgili hasta görüyorum. Günümün haftanın diyelim 3 günü sadece bu hastaları görüyorum. Ama laboratuvarım var. Laboratuvarımda da hipofiz tümörü çalışıyorum. Yani hipofiz tümöründen elde ettiğim moleküler bilgileri kliniğe dönüştürüyorum. Klinikte karşılaştığım problemlerin de sebeplerini moleküler düzeyde laboratuvarımda çalışıyorum. Tabi bunun bir de endüstri boyutu var. Yani burada elde ettiğiniz bilgi bazen bir tanı kitine, bir tanı aracına, bir tuğla dönüşebiliyor veya bir tedavi aracına dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu laboratuvar klinik ve endüstri üçlüsünü kapsayan bir kavram. Şimdi NIH buna özen gösteriyor. Aslında TÜSEP olarak, Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı olarak politikamız bizim bu şekilde kurgulandı. Dönüşümsel tıpı desteklemeyle ilgili bu ikisini birleştirmeniz lazım. Bu ikisini birleştirmediğiniz zaman bir problem meydana geliyor. Klinisyenin moleküler eğer eğitimi, bizdeki eğitim öyle değil, tıp fakültesindeki eğitim moleküler bilgilerden yoksundur. Çok temel düzeyde bilgi alırsınız. Kısıtlı bir bilgi alırsınız. Moleküler dünyayı bilmezsiniz ama moleküler alanda, temel bilimlerde çalışan hocalarımız da hastayı bilmezler. İşte bu dönüşümsel tıp bunu sağlayan bir kavram. Ve bugün gelişmiş ülkelere baktığınız zaman eğitim bu ikisini birleştiriyor. Yani aynı kişi hem temel bilimleri hem de klinik bilimleri bilebiliyor ki bu büyük bir avantajdır. Bir de kişiye yönelik tıp var. Bu 4 olacak neyse. Bu son zamanlarda yine çok tartışılan konularından birisi. Precision medicine dedikleri, individualized medicine dedikleri, kişiye yönelik tıp dedikleri bir kavram. Aslında bu yeni bir kavram değil. Tıpta genel bir söylem vardır. Hastalık yok, hasta vardır deriz. Her hasta çok farklı bir antitedir. Aynı hastalığa sahip olan 1000 kişiden hiçbirisinin hastalığı birbirine benzemez. Aynı hastalık vardır ama hepsi farklı özelliklerden kaynaklanmıştır. Genetik olarak da çok farklılar fark edebilirsiniz. Mesela aynı ilacı, aynı hastalığı olan, aynı yaşta, aynı cinsteki iki kişiye verdiğiniz zaman birisinde %80 etkili, birisinde %60 etkili olabilir. Bir sürü sebepten dolayı. Dolayısıyla bu kişiye yönelik tıp aslında günümüzün en çok tartışılan, aslında bilinen bir konunun özellikle genomdaki çalışmaların konudaki ilerlemeler sonucu yeni bir boyut kazanmasıyla ortaya çıkmış olan bir kavram. Bu biraz önceki endüstriyi de kapsayan bir slide'dı. Ondan çok bahsetmek istemiyorum. Şimdi dünyada 10 büyük gelişmelerden bahsediyoruz bilimde. Bunların sonuncusu genom meselesi. İnsan genomunun anlaşılması. Ki bu uzun yıllar devam etti. Bakın 13 yıl kadar devam etti. 2003'te sonlandırıldı. Büyük bir törenle o zamanki Amerika Başkanı tarafından da dünya kamuoyuna açıklandı. İnsan genomunun büyük ölçüde şimdi bir takım geriye dönük tekrar eksiklikler ve hatalar var. Onları düzeltmek için de yeni programlar düzenliyorlar. Gerçekten bu çok büyük insanlık tarihindeki en büyük gelişmelerden birisi genomun anlaşılması. Tıpta da yeni bir alanın ortaya çıkmasına yol açtı. Bu işin kısaca büyüklüğünü anlatabilmek için bugünün konusu da o. Bir genin, 22 bin civarında gen var. Bir genin tüm okunması
3 milyar civarında, bu bazla ilgili 3 milyar civarında verinin ortaya çıkmasına uğraşıyoruz. Sadece bir genin, whole genome dediğimiz bir genin okumasından elde edilen veri 3 milyar, en az 3 milyar civarında. Bu 3 milyarlık veriyi sizin normal istatistikle analiz etmeniz, varyasyon analizi yapmanız, bunu bir rapor haline dönüştürüp hekime ve dolayısıyla hastaya aksettirmeniz çok ciddi bir meseledir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bir de o toplumun doğrularının da olması, normal genetik yapısının da olmasını bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biyoinformatik gibi bir alanın ortaya çıkmasına yol açtı. Biz de şimdi biyoinformatikle ilgili programlar düzenliyoruz. İşte yeni arkadaşlarımız var, bugün de temel konusu. Böyle bir konuya ağırlık verdikleri için de teşekkür ediyorum düzenleyicilere. Bu artık önümüzdeki bir yeni alandır. Bu konu tabii biraz önce söylediğim Francis Collins şu anda da Trump tarafından da tekrar atandı. NIH'in Nation Exoperti Başkanı aslında çok da entelektüel bir insandır. İki tane çok önemli kitap var. The Language of Life ve The Language of God diye. Bunları da okumanızı öneririm. Enteresan kitaplardır. Bir entelektüel bilim insanına sahip olması gereken kafa yapısına da sahip olan bir bilim insanı. Bu da Precision Medicine ile ilgili önleme ve tedavi stratejilerini vurguluyor. Eğer siz bu kişiye yönelik tedaviyi bu kavrama oturtursanız hem hastalıkların önlenmesi hem de tedavileri konusunda yeni gelişmelere yol açabilirsiniz. Bu bakımdan şu anda Amerika'da bu Precision Medicine ile ilgili klinikler kurulmaya başladı. Avrupa'nın da bazı şehirlerinde, bazı ülkelerinde bu özellikle İngiltere gibi genom projesini bitirdiler onlar. Ben 70 bin diyordum ama Abdullah Bey 100 binini bitirdiklerini söyledi biraz önce. Burada tabii hastalık yakınlıklarının belirlenmesine sağlıyorsunuz. Önleyici hekimlik hizmetleri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki riskleri, hastalık risklerini ortaya çıkartabiliyorsunuz. Erken tanı ve tedaviyi sağlayabiliyorsunuz. İlaç tedavileri, yeni ilaç tedavileri tespit edebilirsiniz. Daha iyi tedavi sonuçları elde edebilirsiniz ve bilimsel gelişmelere yol açabilirsiniz. Türkiye bu bakımdan müthiş bir alandır. Bunu bilmeniz lazım. Akraba evliliklerinin yüksek oranda olduğu bir ülke yine dünyaya bu konuda genetik anlamda büyük örnek, pozitif örnek oluşturabilir. Yeni tanı metotlarının geliştirilmesi ve tedavi metotlarının geliştirilmesiyle ilgili. Dolayısıyla genom sağlık alanında yeni başlamış ve önümüzdeki zamanı kapsayacak olan çok geniş bir alan, mutlaka bu alanın içerisinde Türkiye'nin de yer alması lazım. Dolayısıyla biz de Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı olarak bu projeyi başlattık. 100 bin kişi kapsayacak bir genom projesi şu anda yürüyor. 100 sağlıklı kişinin analizleri bitti. Bu da toplum, bütün bilim insanlarına açılacak. Çünkü bir neyin anormal olduğunu anlamanız için bu popülasyon genetiği diyelim, normal insanlarımızın da genetik yapısını bilmeniz gerekiyor. Bu buna yönelik bir projeydi ve o proje yürüyor. Ankara'da Aziz Sanitar Araştırma Merkezi'nde böyle bir merkez kurduk. 100 bin genom projesi 2023'te bitirmeyi hedefliyoruz ama o zamana kadar yetişir mi, yetişmez mi tabii bilmiyorum. Fakat eğer ekonomik kaynak aktarılırsa altyapı hazır ve bu bilim insanları, çalışan bilim insanları da Türkiye'de bunu yapabilecek, bitirecek. Yeteneğe çok şükür sahip bir kadromuz da var. Nadir hastalıklar yine yarın bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de önemli çalışma alanlarından birisi. 2000'de birden daha az görülen hastalıklara nadir hastalık adını veriyoruz. 800 civarında nadir hastalık var. Türkiye'de 5-7 milyon civarında nadir hastalığı olan sahip insan var. Bunların büyük kısmı tanı konulmuyor, tedavi almıyor. Çok az bir kısmı tanı ve tedavi alıyor. Bunların tedavileri çok pahalı. Mesela basına da sık sık akseden bir hastalık var. Spinal musculer atrofi diye. 1 yıllık geliri 1 milyon dolar düşünebiliyor musunuz? Yani bir hastaya vereceğimiz tedavinin bu kadar büyük bir maliyeti var. Dolayısıyla bilimsel gelişmelerin bir de topluma, o ülkeye kazandırdığı ekonomik bir getiri var. Bu şey çalışmalarından, genom çalışmalarından Amerika'nın elde ettiği para bize 124 kat. Yani 1000 liraya 124 bin lira gelir elde ettiler ve bu gelir de artıyor.
250 milyar dolarlık bir şeye ulaştı. Ciroya ulaştı. Amerika'da genelde ilgili çalışmalar. Optogenetik yine geleceğin önemli alanlarından birisi. Canlı dokuda bulunan hücrelerin olayların işlevinin anlaşılması için optik ve genetik bir araya geldiği yeni bir alan. Ayrıntıya girmeyeyim ama şunu yapmaya çalışıyorlar. İnsanların optogenetik bilimiyle uzaktan davranışlarını kontrol edebilme gibi bir amacı da var. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani kilometrelerce uzaktan bir insanın davranışlarını kontrol edebileceksiniz. Mesela o insanı agresif yapabileceksiniz. İşte bununla ilgili hayvan çalışmalarının olumlu sonuçları var. Bunun tabii bütün bunları biz olumlu yönde insan sağlığı için, insanların daha rahat yaşamaları için, hastalıkların tedavisi için kullanan bir kültüre, bir irfana sahibiz. Bunu hiç unutmamak lazım. Yine son zamanlardaki en büyük gelişmelerden birisi ileri teknolojinin tıpta uygulamaları ile ilgili. Tip 1 diyabette özellikle kullandığımız yeni insülin pompaları ve sensörler var. Bunlar kandaki kan şekerini algılıyorlar. Kan şekerindeki ayarlamalara göre insülin veriyorlar. İnsülindeki düşmeler ve artmalara göre de düşme olduğu zaman da yükselmesi için glukagon hormonu veriyorlar. Bunlar artık rutine girdi. Şimdi kullanılıyor. Tabii pahalı. Bunları almak zorundasınız. Yani bir ülkenin en büyük hedeflerinden birisi nedir? Hükümetlerin toplumu daha sağlıklı yaşatmaktır. Böyle bir şey olunca da hastalığı geliyor. Bunu istiyor sizden. Madem Amerikalı kullanıyor, benim de kullanmıyor diye. Böyle bir sorunla sürekli karşı karşıya kalacağız tabii. İleri teknoloji üretmesi diye. Yine rejeneratif tıp yarının sağlığındaki en önemli alanlardan birisi organların kök hücreler ve başka kaynaklardan yapılması ile ilgili. Bunun da bir takım güzel örnekleri var. Ama muhtemelen önümüzdeki 30-40 yıl yine böyle bir alanla olacak. Belki de ileride transplantasyon ortadan kalkacak. Böbrek, kalp, karaciğer gibi organları laboratuvarda yapabileceğiz. Rejeneratif tıp işte bununla ilgili ve hasar görmüş olan bölgeyi en azından onarmayla ilgili bir alan var. Yine yapay zekanın tıpta kullanılmasının boyutları giderek artıyor. Kısa bir süre önce FDA bunu onayladı. Tip 2 diyabetli hastalarda ağır retinopatisi görme problemi olan hastalarda artık hekim yok. Çünkü bazı alanlarda hekim tecrübesine göre karar veriyor. Mesela bir tümör, patolog baktığı zaman iyi huylu mudur, kötü huylu mudur diye o tecrübeye göre karar veriyor. Burada yanılgılar olabilir. Bazen ortada kalıyor, şüpheli diyor. Bu raporu gönderdiği zaman cerrah ona göre karar veremiyor ne yapacağını ve gereksiz yere ameliyat etmek durumunda kalıyor. İşte bu onaylanan şeye göre yeni bu FDA'nın onayladığı Food and Drug Administration Amerika'daki bu onay merkezinin genç arkadaşlarımızın söylüyorum. Burası önemli bir kurummuş. Her şeyi onaylıyor. Türkiye'de ilaç eczacı kurumu var bunun yerine. Çok iyi çalışan bir kurum. Bu artık yapay zeka özellikle patoloji alanında da hekimlerin yerini almaya başlıyor. Tabii tartışılacak çok boyutu vardır bunun ama önümüzdeki yıllar böyle bir alana sahne olacak. Kanser tedavisi çok ilerlemelerin, genom biliminin en iyi uygulandığı alan kanser tedavisi alanı olmuştur. Buradaki patolojideki gelişmelerle birlikte artık kanserde bakın bu akciğer kanseri, buradaki kanser lezyonunu görüyorsunuz. Bu tedaviden sonra görülen alan bu. Bu niye böyle? Bu hedefe yönelik ilaç tedavisinden dolayı. Yeni, tabi ilaç endüstrisi de bu çok gelişti. Siz aynı kansere sahip olan iki kişiye aynı ilacı aynı şekilde etki etmiyor. Hangi mutasyonlar var? O mutasyonlara yönelik ilaç geliştiriyorsunuz, o ilacı uyguluyorsunuz, hastalık ortadan kalkıyor. Tabi bu problem sadece bu kadar basit değil. Birkaç sene sonra kanser dokusu başka yolaklar tespit ediyor. O başka yolaklara karşı siz yeni ilaç geliştirebilme potansiyeline sahipsiniz. Onları veriyorsunuz. Bu konudaki tabi gelişmeler pahalı, ciddi altyapı gerektiriyor ama sürekli her gün daha ucuz ve yeni teknolojilerle daha etkin, yani etkisi daha az olan tedavi metodları da bulunuyor. İşte bütün bunlar çok karmaşık bir sistem. Temel bilgiye sahip olmanız lazım. Temel bilginin kliniğe uygulanması, endüstriye ve daha sonra da kliniğe uygulanması ile ilgili büyük birçok safhalar var. Önümüzdeki sağlık biliminin temeli de biraz buna dayanıyor. Peki biz bunları yapabilir miyiz? Evet yaptık. Medeniyetimizde ilk gösterdiğim
slaytlar onunla ilgiliydi. Burada da size çok çok sevdiğim bir bu slaytı göstermek istiyorum. Pazartesi günü 50. yılı kutlanacak kuruluşun, Erciyes Üniversitesi'nin. Kurulma esnasına bakın. O dönemde burası Kavak Tarlası'ymış. Burada üniversitenin olduğu yer, bugün Türkiye'deki 10 araştırma üniversitesinden birisi. Anadolu'daki, bu konudaki tek üniversite. Yerli kadınlar, yerli bizleriyle, Kayseri'li kadınlar avuçlarıyla toprak taşıyorlar. El arabasıyla bu toprağı taşıyorlar. Hocam, yani bu bölgeyi iyi biliyorsunuz siz. Bu üniversite dünyada ilk bu BSL 2 ve BSL 3 laboratuvarlarında kurduğumuz Kırım-Kongo kanamalı hastalığına karşı ilk aşının dünyadaki ilk defa biyoteknolojik olarak üretildiği yerdir. Bu çalışan genç kızımız bu kadının torunudur. Bu demek ki bizim bazı şeyleri yapabileceğimizin çok güzel örneklerinden birisidir. Hala dünya bu aşı üretebilmiş değil. Bu biyolojik savaşta da kullanılan bir virüstür. Ve bununla ilgili de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama bunun bizim şu anda endüstrileşme sürecine arkadaşlar başladılar. Bütün bunların yanında tabi bilim insanının Yunus'un bu sözüne de sahip olması gerekiyor. Bilim, bilim bilmektir, bilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen yanice okumaktır. Ve üniversitelerde akıl ve bilim ile hikmet ve irfanın buluştuğu yerler olmalıdır diyerek sözlerini bitiriyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.